Süleyman Çelebi Edirne'ye gitti ve padişahlığını ilan etti. Musa Çelebi Timur'a sürmüştü. İsa Çelebi Bursa'ya gitti. Bursa'da padişahlığını ilan etti. Mehmet Çelebi Amasya'ya gitti. Amasya'da da feodal beyler var. Kadı Burhanettin'in damadı vesaire. Orada 2000-5000 kişilik askerleri olan beyler var. Mehmet Çelebi bunlarla mücadele etti. Şimdi 15-16 yaşında düşünün. 15-16 yaşında beylerle mücadele şey yapıyor. Orta Anadolu'nun hakimiyetini sağlamak için. İlk önce abisine Süleyman Çelebi'nin padişahlığını tanıdı. Mehmet Çelebi çok üzüntülü, çok kederli bir durumda. Hatta Molla Ali var, sohbet arkadaşlarından biri. Görüyor musun Molla Ali diyor, devletimiz diyor birkaç sene öncesi dünyanın en büyük devletiydi. Herkes önümüzde eğilirdi. Şimdi düştüğümüz hale bak, paramparça. Eski beylikler yeniden kurulmuş, Germiyanoğulları, Hamidoğulları, Karamanoğulları, Candaroğulları vesaire. Görüyor musunuz diyor, Anadolu paramparça diyor Molla Ali'ye. Baba mesur düştü, abilerin biri Edirne'de, biri Bursa'da. Halimize bak diyor. Diyor ki seninle diyor bırak diyor Molla Ali diyor tacı tahtı terk edeyim diyor beraber hacca gidelim diyor. Molla Ali de diyor ki sultanım diyor bir akşam seninle istihareye yatalım diyor. Sonra o gece istihareye yatıyorlar. Çelebi Mehmet rüyasında dedesi Murad-ı Hüdavendigar'ı görüyor. Diyor ki Murad-ı Hüdavendigar Çelebi Mehmet'e kılıç kuşandırıp ata bindiriyor ve Gelibolu'ya gönderiyor. Din işlerini ikame eyle evlat diyor. Hani dedesi Çelebi Mehmet'in dedesi Murad-ı Hüdavendigar. Sonra Molla Ali de rüyasında Çelebi Mehmet'i tahtta görüyor. Musa Çelebi'yi de tahtın altında görüyor. Yani istihareye yattılar. İstihareden gördüler ki taht nasip olacak. Hacca gitmekten vazgeçtiler. Sonra tabi mücadeleler başlıyor şehzadeler arasında. İsa Çelebi ile dövüşüyor Mehmet Çelebi ilk aşamada yeniliyor. Sonra yeniyor. Sonra Musa Çelebi'yi gönderiyor Süleyman Çelebi'ye karşı Edirne'ye. Musa Çelebi galip geliyor. Süleyman Çelebi hamamda yakalıyor, boğdurtturuyor. Aslında Musa Çelebi Mehmet Çelebi'ye bağlı bir komutan olarak görev yaparken Süleyman Çelebi'yi egale edince kendi padişahlığını tanıyor. Tabi Mehmet Çelebi de buna fırsat vermeyeceği gibi Musa Çelebi'yi de o yeniyor. 1413 yılında tahta geçiyor. Fetret devri bitiyor, tahta geçiyor.